arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir inceleme videosuyla beraberiz. Kısaca bahsetmeye başlayalım. Yanımızda RKS'nin yeni çıkarmış olduğu Pride modeli var. 125'lik. Gayet güzel bir motor. Kırmızı rengi. Bence zaten kasa gereği Vespa'ya çok benziyor. Bu rengiyle de birebir zaten Vespa'ya, yani bilmeyen biri Vespa zannedebilir. Hatta birkaç tane internette görürsünüz illa araştırırken. RKS yazılarını söküp Vespa yazanlar var. Birebir oluyor yani. Kısaca bahsedecek olursak nedir? Önde bir diskimiz var. Arkada kampanamız var. Kombine var sanırım. Doğru mudur? Sen beni onayla. Doğru. Kameramanımız. Doğrudur. Ön camı orijinal geliyor. Arka çantası orijinal geliyor. Direkt bunlar dolu versiyon olarak geliyor. Yani ekstra bir ücreti bulunmuyor. Sabit satılıyor. Daha zaten teslimatlara yeni başlandı. 1-2 aydır RKS bu motoru duyuruyor ama daha teslim alan sayısı henüz az bir sayıda. Bunun haricinde ne diyebiliriz? 125 cc hava soğutmalı karbüratörlü bir motoru var. Aynı zamanda şuraya da gösterirsen arkadaşlara, motor şanzımanla uyumu iGet markasının. Bu iGet'i Vespa, Aprilia gibi iyi markalar da kullanıyor. Bence gayet o konuda güzel olmuş. Her şeyi LED, sinyalleri, farı, işte stopu, arka sinyalleri komple LED. Gündüzleri beyaz yanıyor, sinyalleri var. Dijital bir ekranı var. Hatta ufak ufak böyle gelebiliriz. Şöyle bir açtığımız zaman zaten detaylarını da görürsünüz. Mavi fonda bir dijital ekranı bulunuyor. Burada nedir? Saati gösteriyor. Trip'i var. Trip'ten ekstra da bir de yakıt göstergesi var. Daha zaten 88 km'de motor. Devir göstergesi de var ama bunlar da biliyorsunuz devir var olması için var. Burada uzun kısa butonu var, sinyali var, kornası var, çalıştırma, yine elektrik butonu var. Bu butonları boş yapmışlar. Dörtlüsü yok, o biraz eksi. Biraz da bunların kalitesi biraz bana kötü geldi. Çok böyle yani Cuba Blueberry bile bundan iyiydi. 7 lirayken, 6 lirayken. Yani bu motor biraz şu an 50 bandında gidiyor. Şu işte manetlerin falan kalitesi biraz daha iyi olabilir. İlk gözümüze vuran bunlar. Kromları güzel. Yani ufak tefek arada şeyler var ama plastik kalitesi çok kötü değil. Bir tık çantası biraz daha ince bir plastik ama normal granajları güzel. Alt ayak koyma kısmı zaten Vespa'nın benzeri. Aküsü aşağıda. Burada bir poşet asmak için bir şeysi var. Nedir onun adı? Aparatı var. Bu şekilde sert biraz. Biraz sert açılan. Kırmak da istemiyorum sert onu. Sert değil aslında. Hafif yukarı kaldırarak. Tamam. Şurada düşmesin. Böyle bir gözü var ama bu göz çok kullanışlı değil. Niye? Çünkü bir şey koyduğunuzda ve direkt açtığınızda aşağı düşebiliyor içindekiler. Telefon falan koyulmaz. Ama işte ne bileyim, USB'si var burada aşağıda. USB girişi var. O da hayat kurtarabiliyor. Göz çok kullanışlı olmasına rağmen bez vesaire konulabilir. Biraz şöyle hakikaten kastırarak açmak. Biraz yukarıya doğru kaldırmak istiyor. Anahtarı bu şekilde, bir anahtarı var. Dümdüz hiçbir şey yazmıyor anahtarında. Direkt buradan da sel altına bakabiliriz. Bayağı ağır yalnız. Enteresan şekilde. Şeyi bu arada, seleden bahsedecek olursak, görseli güzel. Derisi çok rau değil ama iş görür bir derisi var. Buraya şey sığmaz. Ne onun adı? Kas, yarım kas dahi sığmaz. Böyle sudur. Ne bileyim, ıvır zıvır. Deposu direkt burada olduğu için çok yer kaplıyor. Tam ortadan kilidi var. Şöyle ortadan bastırmak istiyor. Aynı zamanda çantaya da bakabiliriz. Çanta olması çok iyi çünkü altı pek bir şey almayacağı için bu motorda, diğeri mi açıyordu? Bu motorda çanta şart. Şeysi güzel, alanı güzel ama içinin rengi biraz. Böyle sanki boyamışlar da buralara böyle tozu gelmiş gibi olmuş. Altında bir bayağı ince bir şey var. Kumaşı var. Bu böyle mesela Cappuccino'da bayağı kalındı, güzeldi. Ben Cappuccino'nun çantasını da çok beğeniyordum. Bu bir tık daha şey. Onun adı. Çanta konusunda çok iyi değil.
Hatta biraz zorlanıyorum. Şu an kapat hatta. Nasıl abi? Böyle. Şu şekilde. İkisi aynı anahtarla açılmıyor. Birisi kontak anahtarı, birisi çanta anahtarı. Ayrı ayrı yapmışlar niyeyse. Bir çalıştıralım farlarını, sinyallerini bir görelim. Evet, çalıştırdığımızda hızlı bir şekilde çalışıyor. Gayet şeysi güzel. Sesi tabi buradan durduğu yerde biraz şey ama top bir sesi var. Şöyle farlarını gösterecek olursak da böyle girebilirsin. Böyle bir gündüz farı var. Hatta şöyle şu uzun olmuş oluyor. Aşağısı yanıyor. Uzunu da fena durmuyor. Sinyalleri var yine. LED dörtlü olmadığı için, hatta diğer tarafı yaksam daha iyi olacak. Gündüzler aşağı yanlarında yanıyor. Ortalarında içinde sinyaller yanıyor. Burada da yine gündüz LED'i var. Arkaya da bir bakalım. Arkada da böyle bir stop grubumuz var. Frenlerimiz de bu şekilde yanıp yanıyor. Sinyalimiz yine aynı şekilde. Arkada da gündüz farı var. Aynen. Arkada da yine burada bir gündüz farları da bulunuyor. Reflektörleri bulunuyor. Stop edebiliriz artık. Dediğim gibi önde böyle bir camı var. Camın kalitesi fena değil. Ama tabii olsa da olur, olmasa da olmaz. Yani diyebilirsiniz. Bazı insanlar seviyor. Yanlara doğru olması güzel. Elleri yani kışın soğukta falan. Ama biraz boyu kısa kalmış. Bunların böyle seçenek seçenek Vespa'daki gibi boy boy olsa daha güzel olur ama tek çeşit yapıp geçmişler. Onun haricinde ne diyebiliriz? İşte iki kişi için selesi fena değil. Boyut olarak aslında ne böyle çok küçük diyebiliriz ne çok büyük diyebiliriz. Jantları güzel. Böyle hafif matımsı bir gri bir jantları var. Egzoz koruması falan da şık. Bu ilk çıktığında 30'lu bantlarda satılan bir motorken şu an 50 hatta 60'a doğru gidiyor. Yani fiyat olarak da düşünüldüğünde evet ilk alanlar biraz daha uygun aldı. Şu an biraz pahalı bence. Gerçi 125 cc 50 bandında da çok motor kalmadı. Malum enflasyon. Her gün bir zam geliyor motorlara. Yani fiyat konusunda aslında fiyat performans bir motor. Ama işte injeksiyon olsun, ne bileyim işte arkada disk olsun ya da işte biraz daha plastik kalitesi iyi olsun derseniz tabii RKS o konuda bazı şeylerden kısarak bu fiyatlara satabiliyor. Birçok da modeli var. Yani bundan iyi motorlar da var. Ama tabii üzerine bir 20-30 bin lira yükselmeniz lazım. Yani bu fiyat bandında alınabilecek bir motor. İleride bir video daha çekeriz illaki. O şekilde daha iyi olur. Ama benim bir RKS'de sevmediğim olay mesela hem burada RKS yazıyor hem de daha iki parmak yanında bir daha RKS yazıyor. Şeysi yani çantada da yazıyor, burada da yazıyor. Biraz fazla marka yazıyorlar. Böyle her yere marka yazmak da tuhaf geliyor bana. Şu da yine Vespa'dan gelen. Hatta burada da RKS yazıyor. Yani RKS yazmayan bir parçası yok herhalde. Bunlarda da yazıyor mu abi? Yok, burada yine parça kodu gibi bir şey yazıyor ama birçok yerinde arkada da hatta yine aynen burada da sticker olarak bir RKS yazısı var. Hatta direkt bu sökülebilen bir sticker ama verniğin altına yapmamışlar. Burada da RKS yazıyor. Yani o biraz tuhaf. Onun haricinde kadranı işte ne bileyim şeysi oturma düzeni falan hatta şöyle bir oturayım. Ay. Şöyle oturduğumuzda mesela en önemlisi diz konusu. Biraz diz konusunda eğer ki arkada biri oturuyorsa hani zor hanıma. Biraz daha arkaya gidildiğinde belki kurtarabilir. Yani biraz da boyla alakalı. Yani 1.80'in üstündekiler için bir tık küçük kalabilir. Ama 1.70'li boylarda daha iyi iş görebilir. Ama ayak koyma alanı geniş. İşte arkadaki kişi için şöyle baktığımızda bir tık çapraz kalıyor ayaklar. Ama şeyi güzel, çantanın sırtlık mesela sert değil yani. O güzel. Biraz gidonu sağ tarafa daha az dönüyor. Niyeyse sola çok dönüyor. Frenle mi alakalı yani diskle mi alakalı bilmiyorum. Sağın turu biraz az, sol daha çok dönüyor. Manevralarda bazen sağa dönmek zor olabilir. Bir de buralarda çok boş tuş var. Bu biraz şey yani bilmiyorum. Bunda bir opsiyon da olduğunu düşünmüyorum ekstra alınabilecek. Hani zaten camı, çantası, her şey tam geliyor. Ama fazladan tuş bırakmışlar. Bu da biraz şeyle alakalı herhalde. Bu kasalar başka modeller, markalarda da oluyor. Çin'de vesaire.
Onunla alakalı sanırım. Başta kombin dedim ama kombin falan yokmuş. Ama çok enteresan. Hararet ve ABS yazıyor burada. Hararetin doğru olduğunu emin değilim ama ABS yok. Ondan eminim. Ama yine de yazmışlar. Bu şekilde bir bilgi. Kadraja girdin. Sen ufaktan yine biz bir yorum alalım. Bak tekerleklerden de bahsetmedik. Önde 12 inç varmış. Arkada da 10 inç. Arkanın küçük olmasından dolayı performansı iyi. Furkan da hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Memnunmuş performansından. Birkaç tane pürüz var diyor ama o kadar da olacak tabii ki. Yani RKS buradan... Diğer taraf görünüyor mu? Yok abi. İyi. Diyeceğim bir şey varsa söyle. Dert yanayım mı? Tabii. RKS Kube'ye mikrofonu alabilirsek. Abi ben bu motoru daha satışa başlamadan önce internet sayfasında gördük, beğendik. Mavi rengini beğenmiştik. Maviyi bekliyoruz. Mavi boya dünyada üretimi durduğu için o yüzden artık Pride'ı mavi üretemiyorlarmış. Öyle bir bilgi geldi. O yüzden biz de dedik ki 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Alalı 3 ay oldu. İlk motorun ilan edildiği zaman... Parasını ödeyelim. Şöyle, motor internet sayfasında ilk ilan edildiği zaman 10 Mayıs'ta bayilerde diye yazıyordu. Ben Haziran'ın ilk haftası aldım. Şu an Temmuz'un 3. haftasındayız ve yeni teslim aldım motoru. Bekledik, acelemiz yoktu. Acelemiz yoktu, bekledik. Tanıtım videolarında anahtarsız çalıştırma vardı. Maalesef orada da çip krizinin ağır pandemi koşullarından kaynaklı bir anahtarsız çalıştırmada eksilme olmuş. Ben videolarda yazmamasına rağmen fiyat bandını kıyaslayarak enjeksiyonlu bekliyordum. Ama karbüratör geldi. Deneyeceğiz, göreceğiz. İyi duruyor. Sele altını biraz daha büyük bekliyordum. O biraz küçük geldi. Beklentimizi karşıladı mı? Birazcık karşılamadı gibi. İnternet sayfasında motor bilgilerinde ön arka lastik ebatı aynı yazıyor. Şu an hatırlamıyorum. Ama ya ikisine de 12 yazıyor ya ikisine de 10 yazıyor. İkisinin ebatı farklıymış. Şimdi öğrendim. Benzin deposunu 6,5 litre yazmışlar. Boş hali 5 litre benzin almıyor. Orada da bir şey var. Gerçi RKS'nin bütün fabrika verileri birazcık tolerans değeri yüksek şekilde yazılmış herhalde. Öyle. Alalı daha 100 kilometre oldu. Performansından memnunum. Biz de hep RKS'ye bindik. Arada bir tane Araro aldık. Ondan pişman olduk. Hep RKS'ciyiz. Yani Grace'le kıyaslayabilirim şu an. Grace kadar gidiyor mu? Tork olarak belki yok ama hız olarak var. Tek kişi üzmüyor. Biraz hafif olduğu için tek kişi üzmüyor. Gücü hissedebiliyorsun. Ama ufak tefek hataları var. Kurulum hataları çok fazla. Bayiler biraz yoğun çalışıyor herhalde. Ön camı kurarken yanlış kurmuşlar. İstersen göster Berk. Kaportada deformasyonlar abi, var. Oralara da girelim abi. Abi girelim, başladık madem. Bak şurası abi. Şu arkası var abi. Çizik var ama çok belli olmuyor. Bak şu arkası var abi. Gözüküyor mu? O biraz daha bakayım yapalım. Oydu evet. Abi. Yani burası var. Bu aynısından bu tarafta da var. Burası. Aynısından diye. Ben bu camı dün akşam elim tornavida tutuyor Allah'tan. Biraz o yönde kabiliyetimiz var. Komple bunları söküp gevşettim. Camı tekrar ayarladım. Bir kişi camı sabit tuttu. Ben tekrar hepsini tek tek sıkıştırdım.
Bunu bu şekilde ayarlarsanız kaportanız zarar görmez. Evet. Camı birazcık yükselttim. Yükseltmemden ötürü hız biraz arttığı zaman ses yapıyor. Bunun için de internette farklı malzemeler gördüm. Bu aynayla camın demirini, çubuğunu birbirine tutturan aparatlar var. Baget diye geçiyor. İki tarafa da tutturuyorsun. Bu sabit olduğu zaman titremiyor ve daha az ses yapıyor. Egzozun oradaki şıkırtıyı da anlat madem. Onu da herkese anlatmış. Biraz eğil istersen. Şu abi yani bu nedir ya? Yani bunu niye koyarsın buraya? Şu arada bir somon. Şıngır 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 şıngır. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Diyorsun ki motor biraz bazı devir aralığında sesli. Bazı devir aralığında değil. Motor sessiz çalışıyor genel olarak. Sesli diyemem. Zırıltı çok fazla. Şu alttaki boş parçalar gibi parça çok fazla. Ama motorda gaz verdiğin an motor titremeye başlıyor. Yani titriyorsun üstünde. Aşırı derecede bir titreşim var. Hani başka RKS'lere de bindim. Bitter. 50 cc'liklere bindik. Grace var. 125'lik bitter var. Blueberry, Bolero, Azur hepsine bindik. Yine de titremesi çok fazla. Yani karbüratörden mi, yeni olduğundan mı? Motor böyle bir titreyerek çalışıyor. Her yere titriyor. Üstünde titriyorsun. Hani Azer Bülbül gibi rahmetli analım. Hani titriyorsun. Ya bu belli bir zaman sonra geçer mi, bakımda ayar mı yapılır bilmiyorum ama motor titriyor, rahatsız etti beni yani. Onu beklemiş oldum. Bir de şu koltukta hiç sünger yok abi yani hani abi. Sünger var gibi gözüküyor ama yok abi sünger. Yani şu şekil içi boş yani sünger gibi ama sert içine diyebiliyorsun. Açsana abi arkasını bir daha bir bakalım, arkasına çok detaylı bakamadık onun. Ya aslında evet şurada biraz şey yok, canı yok şunların yani. Sanki karton gibi burası. Onunla alakalı galiba. Çok da basit duruyor. Süngerin kendi de burada. Ya bu kadar yani. Hani ince, bayağı ince. Elim birbirine değiyor bastığım zaman. Sünger de zamlandıysa abi son zamanda. Tabii ki. Bu çip krizi. Pandemi, çip krizi, işte neydi onun adı? Bir takım malzemelerin pahalanmasıyla alakalı motorda biraz yarım oluyor bazı şeyler. Şimdi şeyi de lastiğe bak, lastikler için mesela tamam inceni konuştuk da kalitesi nasıl abi sence? Abi yani 100 kilometrede üstündeki naylon atmadı zaten. Daha lastik. O da var. Birazcık kullanayım ondan sonra söylerim. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani ben Aurora pek tercih etmiyorum. Daha önce Berk'le de çok konuştuk, diğer arkadaş gruplarında da. Genelde RKS Kube tercih ediyorum. Şu bir aşikar, buradan söylemek istiyorum herkese. Cappuccino açık ara sınıfının birincisi abi. Bunu aksini iddia eden yalan söylemiş olur, hak yemiş olur abi. O Cappuccino'nun hakkını yemiş olur. Açık ara bence birinci. Ama çok piyasada var abi. Yani elini atıyorsun, her köşe başında bir Cappuccino. Her köşe başında bir Cappuccino. Aurora'dan beklediğim motoru da söyle abi. Onu da bekliyorum. Buradan alacağımı söylemeyeyim. Ufuk duymasın ama belki Magito Pro S. Fuarda çok beğendik. Videosu var. Yani 150 cc, çift ABS, sıvı soğutma ve iki kişi rahatlıkla oturuyorsun. Gemi gibi bir motor yapmışlar. Fiyatını görmek. Fiyatı yüksek gelecek diyorlar ama sıvı soğutma abi. Şu an ki sıvı soğutmalı motorların fiyatı ortalama 100. Bu Çin grubundan bahsediyorum. 100-110. O da gelsin 100-110. Daha üstü olacağını zannetmiyorum. Ama bekleyip göreceğiz. Buradan Ufa'ya da selam söylüyorum. Onun haberi yoktu motoru aldığımızda. Aynen. Herkese iyi günler. Hayırlı olsun da alta bekleriz abi. Bizlik bu kadar aslında. Zaten detay görüntüleri de koyduk. Bir sonraki videolarda daha da detaylarına ineriz. Yorumlarda bekliyorum. Bu motorla alakalı sorduğunuz bir şey varsa önümüzdeki ay bir en azından bir bakım yaptırdıktan sonra 500 km sonrasında bir daha bir video alırız. Hem bu sorularınızı da cevaplarız. Öyle ilerlemiş oluruz. Ben dediğim gibi motoru tavsiye ediyorum.
alanlar da yorum yaparsa sevinirim. En azından ben aldım, işte şuyundan memnunum, şuyundan değilim şeklinde. Alacak kişilere de bir fayda olmuş olur. Kanalı da beğenip abone olursanız sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.